Diyorum Juliet. Sana söylüyorum, duymuyor musun? Giyinmedin mi hala? Böyle iyiyim ben. Ayrıca Juliet yok, unutma Juliet diyeceksin. Geçen defa olduğu gibi misafirlerin yanında ağzından kaçırmasın. İnsan isminden utanmamalı bence. Bak ben Romeo olmaktan mutlu ve onurluyum mesela. Burada kimin neden mutlu, onurlu olduğunu tartışmıyoruz Rafet. Bir itirazım da buna. Neden sen Juliet olurken ben Rafet oluyorum acaba? Ben kadın, sen erkek olduğun için olabilir mi? Rafet berbat bir isim. Rafa'dan yumurtayı çağırıştı. Yumurta son derece besleyicidir. Oo, iyi, sevineyim. Tavuğun gerisinden de çıksa iyidir diyorsun. Yahu giyin diyorum. Ay böyleyim dedim ya. Orta çağdan kalma giysilerle iyi olunmaz. Yeni çağ. Orta çağ 1453'te sona erdi bir kere. Benim hikayemse bir 100 yıl sonrasına yeni çağa denk geliyor. Yine de arada bir 500 yıl var değil mi? Olsun. Bak elbiseme çok iyi bakıyorum. Böyle çürük yerlerini içe katlayıp dikiyorum. Temizlik de sen zaten hakeza. Arap sabunun canı sağ olsun. Üzerindekileri çıkartacak mısın yoksa çimdik giyeyim mi? Abartmıyor musun? Hayır. Üst komşumuzu tanışmamız şerefine yemeğe davet edip rezil olmak istemiyorum. Kadının kulakları biraz ağır işitiyor gibiydi. Adamsa doğru düzgün görmüyor. Gözlerini çizdirmek de neyse, böyle tokalaşmak için elimi uzattım. Göğüslerimi avuçladı ergele. Operasyondan yeni çıkmıştı o gün. Düzelmiştir. Vallahi gözleri görmeyen, kulakları ağır işitenler için üstündekiler gayet uygun bence. Abartma. Hayatlarının baharında iki insandan söz ediyoruz. Üstelik yaşlı olmayı bırak, onlar henüz doğmamış sayılırlar. Kıyaslama. Tamam, kıyaslama o zaman. Baksana. Çok acıktım ya. Başladık. Baksana bu aralar sık oluyor. Şekerim mi düşüyor benim? Bizim şekerimiz düşmez. O burluğundandır. Ya bu lakırtılarından da bıktım usandım ha. Bizim şekerimiz düşmez. Biz migren olmayız. Biz hasta olmayız. Hatta biz ölmeyiz de bunlara eklenebilir değil mi? Ölümsüz olmaktan şikayetçi misin? Aç beklemekten şikayetçiyim. Nerede kaldı bunlar? Yedip açlıktan midemin duvarı sırtına yapıştı ya. Az önce mutfakta atıştırdığın şeyler nereye gitti anlamıyorum. Belki de üzerimde yüzyılların açlığı vardır. İroni yaptın varsayıyorum. Yoksa aynı yüzyıldan gelmiş olmamıza rağmen açlık hissetmemem anormal olurdu. Akıcı konuşma, sorumu yanıtlamıyor. Bak, yemek sofrada hazır ama davet edilenler ortada yok. Adettendir. İlk kez davet edildiğin bir yere giderken elin boş gidilmez. Yani? Telefonda çarşıda olduklarını söylemiştim Melda. Belki de bizim için hediye bakıyorlar. O kadının adı Melda mı? Kaç kere söyledim. Melda diye tekrar etmek istemiyorum. Ettin ama. Ben sana adamın adı neydi diye soruyor muyum? Neydi sahi adamın adı? Durmadan konuşup kafamı karıştırıyorsun. Nereden bileyim nerede kaldıklarını? Belki de trafikte sıkıştılar. Uzun süren bekleyişin sonunda araçlarında mahsur kalan insanlara belediye veya ekipleri yiyecek içecek dağıtmak için harekete geçti. Sonra araçların hareket edemez hale gelmesine fırsat bilen bir kapatçı, bizimkilerin hemen önünde duran okyanus mavisi renkli sağ farı yanmayan aracın kapısını el çabukluğuyla açıp kocasıyla az önce münakaşa ettiği için arka koltuğa geçen kadının ön koltukta bıraktığı çantasını kapıp koşmaya başladı. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Malı kapan kayıtlara karıştı. Fakat
Aktaç'ın soruşturması öyle kolay başlayamadı. Olay yerine ulaşmak isteyen güvenlik güçleri tıkanıklığı aşamayınca ekip otosundan inip mağdur hanımefendinin ifadesini almak için koşa koşa okyanus mavisi otomobile doğru yol almaya çalıştılar. "Ne mavisiydi?" diye sordu. Köşeli yüzlü polis gözü gökyüzünde olduğu için "Gökyüzü" dedi. "Deniz değil miydi?" Köşeli yüzlü polis deniz lafını duyar duymaz gökyüzü iddiasından vazgeçip "Çivit" dedi. Kırk dişli "Çivit ne?" diye anlamadığını beyan edecek şekilde yanıt verdi. Bunun üzerine köşeli yüzlü "Çivit bir mavi çeşidi" dedi. Denizden gelen tatlı bir esinti trafik karmaşası içinde kafaları karışmış polislerden köşeli yüzlü olanın burnuna ulaştı. Köşeli yüzlü deniz mavisi, telefonda kaplaçı ihbar eden kadını onları bulmamız için araçlarını tarif ederken söylediği renk dedi. Sonunda okyanus mavisi aracının yanına geldiklerinde polislerin olaya tanık olarak ilk yöneldikleri insanlar bizim Melda ve kocası oldular. Melda ve kocası. Kamil. Ne? Kadının kocasının adı Kamil. İşe bak. Aniden aklıma geldi. Kamil'in adı aklıma geldi de kendisi gelmedi. Açlıktan ölmesem iyidir. Boşuna bekliyoruz belki. O nedenmiş? İyi niyetinden. Yüzyıllardır bu dünyadasın ama insanları bir türlü öğrenemedin. Sen de yüzyıllardır bu dünyadasın ama önyargılarından bir türlü kurtulamıyorsun. Asırlar boyu hep peşinden koşulan olmak insanı böyle yapıyor demek ki. Aranan, arzulanan olmanın bedeli. İyi niyet çukuru, saflık uçurumları. Nereden geldik bu konuya? Açlık duygusunun çeneye baskı yapmasından olabilir mi? Hastalık derecesinde iyi niyetlisin. Hastalık derecesinde kuşkucusun. Tedbirliyim diyelim. Demeye başladıysak o halde benim için de ön yargılarından arınmış harika bir kadın diyelim. Uyar mı? Tedbirli olmak ön yargı değil çünkü. Ön yargısız olmak da saflık değildir Romeo. Ya bir iki kez gördüğümüz insanları evimize yemeğe davet ettin. Ne olmuş? Acele olmuş işte, yetmiyor mu? Yani kabalık etmemek için teklifimizi kabul ettiler. Sonra etki alanından uzaklaşınca bizi nasıl atlatacaklarının yolunu aramaya koyuldular. Bence olan bu. Trafiğin sıkışması onların kabahati değil. Güldürme be. Şimdi kafandan uydurduğun şeylerin gerçek olduğuna mı inanmamı bekliyorsun? Yok okyanus mavisi otomobilmiş. Yok ön kesici dişi kırık polismiş. Yok köşeli yüzlü öteki polismiş. Yok deniz esintisiymiş. Artık beni sevmiyor musun Romeo? Bunu bir yerden hatırlıyorum, yapma şunu. Yanıt ver hadi. Ya elbette seviyorum ama bu acıkmamı, işkillenmemi ve ihtiyatlı olmamı engellemiyor maalesef. İnsanlarla iyi geçinmek güzeldir. Selam alıp vermeye bir itirazım yok. Ama onları evimize yemeğe davet etmek başka bir konu. Bence az sonra şu kapıdan içeri girecekler. Bunca ettiğin huysuzluk yüzünde şapşal bir gülümseme olarak kalıverecek Romeo'cuğum. Bence kendileri evimizden oldukça uzakta, kıramayıp kabul ettikleri teklifimizi nasıl atlatacaklarını tartışa durmaktadırlar Juliet'ciğim. Açlık aklını başından almış diyorum. Ben de saflık içine yer etmiş diyorum. Benimle birlikte kaç yüzyıldır bu dünyada yaşıyorsun. Bunu daha ne kadar, bu iyi niyetin daha ne kadar sürdürebiliriz bilmiyorum. İnsanlara kalıp fikirlerle yaklaşman doğru değil. Ya burada aç bir laş oturmuş onları bekliyoruz. Muhtemelen onlar bir restoranda oturmuşlar tok karnına. Bizi nasıl atlatacaklarının metnini kaleme alıyorlardır. Hatta Miyop Kamil'in karısına baştan kabul etmeyecektin davetlerini dediğini duyar gibiyim. Ya şu şef garsona ne demeli? Hangi şef garsona? Restorana girdiklerinden beri Kamil'le Melda'yı dikizleyen şu şef garsona. Az önce yaptığım canlandırmaya karşılık verme çabası seziyorum. Konuştuklarına kulak kabarttığı yetmiyormuş gibi sırıtarak, tatlı olarak ne vereyim diye soruyor. Ondan uzaklaşıyorsun. Nereden nereye? Aksine tatlı teklifini duyan Kamil'in aklına tatlı bir fikir geliyor. Uysa da uymasa da buraya bağlarım diyorsun. Tamam, burada bırakacağım. Ama gelmeyeceklerini iddia edebilirim.
Neden böylesin? Nasıl? Böyle işte. Mutsuz, hoşgörüsüz, hoşnutsuz. Çünkü açım. Değil tabii. Derdini söyle. Patateslerin lezzeti yok. Bu da nereden çıktı? Hepsini bol yağda kızarttım, çıtır çıtır oldu. Mesele bol yağda kızarması değil, şu değil. Artık hiçbir şey eskisi kadar lezzetli değil. Düşünsene, 1600'lü yıllarda yediğim patatesin, domatesin tadı böyle mi? O dönemde her ikisi de Amerika kıtasından yeni getirildiği için olabilir mi? Hani yeni şeyler lezzetli gelir insanlara. Alakası yok. Bence genetiğini değiştirdikleri için. Patatesin genetiğini değiştirdikleri için mi insanlara karşı ön yargılısın yani? Sebzenin, meyvenin genetiği değiştirildi. O halde insanlar kötüdür, bu mu? Sadece meyve sebze değil. Artık. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bunun yalnızca bizim derdimiz olduğunu sanmıyorum. Dünyada milyarlarca insan var. Herkes bir şekilde idare etmeye, hayatta kalmaya çalışıyor. Tamam. İşte bunu söylüyorum. Dünyada milyarlarca insan var ama hiçbiri bizim gibi değil. Ne demek şimdi bu? Ah Juliet, senle ikimiz yüzyıllardır yaşıyoruz. Kötü mü yani? Bak, herkes normal bir hayat sürüp zamanı gelince göçüp gidiyor ama senle biz ikimiz yüzyıllardır yaşıyoruz. Böyle olunca güzel olan sıradanlaşıyor. Belki de bu yüzden patatesten, domatesten tad alamıyorum. Bir şeyi yüzyıllar boyu yersen böyle oluyor, anlayacağım. Ölmek mi istiyorsun? Ya hayır, bilmek istiyorum. Neden böyleyiz? Bunun bir sonu olacak mı? Biz de herkes gibi ölecek miyiz ya da? Romeo, biz aşk efsanesi kahramanlarıyız. Dünyada aşk olduğu sürece, insan, tarih, bilinç olduğu sürece ölmeyeceğiz. İyi de neden biz? Sadece biz olduğumuzu kim söyledi şapşal? Onlarcası, yüzlercesi, hatta binlercesi var. Kimi unutulmaz aşk öyküleri kahramanları olduğu için, kimi fedakar, kimi savaşçı, kimisi acımasız olduğu için bu dünyadalar. Dünyadakilerin bize ihtiyaçları var, anlamıyor musun? Bana bakıp bir kadında benzersiz güzelliklerin nasıl var olduğunu kavrayacaklar. Sana bakıp o güzel kadın uğruna seve seve ölen birini tanıyacaklar. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Yani sana baktıklarında oldukça eşsiz güzellikler görürken bana baktıklarında bu güzellikler uğruna ölen birini mi görecekler? Güzellik kadını, bağlılık, cesaret ve fedakarlık erkeği ayrıcalıklı yapar. Belgelere bakacak olursan Juliet'in göz kamaştırıcı güzelliğinin ayrıntılarıyla yazıldığını görebilirsin. Benden ne diye söz ediyorlar o belgelerde? Salağın önde gideni diye mi? Olur mu hiç? Sen bu efsanenin erkek kahramanısın. Güneş'im, senin olağanüstü güzelliğinden söz edilirken benim bu güzellikler uğruna ölen biri olmam adil görürüm acaba? Ne istiyorsun Romeo? Ben bu hikaye biraz daha farklıydı gibi hatırlıyorum. Nasıl yani? Bak yani şöyle. Bak anlatıyorum. Bak. Juliet güzel olmasına güzeldir. Ama Romeo da öyle yabana atılır bir tip değildir. Yani neredeyse erkek güzeli bir adamdır. İki düşman ailenin çocuklarından, kahramanlarımızdan Juliet sadece güzelliğiyle yetinirken... Allah Allah. Romeo aşkı uğruna ne iş olsa yapmaktadır. Abartma istersen Romeo. Ayrıca öykümüzde tek ölen sen değilsin. Ben de senin peşinden geliyorum hemen. Bak, madem yeri geldi söyleyeyim. Senin benim hemen peşimden öldüğün pek kesin değil. Nasıl yani? Şimdi Romeo gözü kara bir aşık olabilir ama aptal değil Juliet'ciğim. Hikayemize göre öldüğünü öğrenip Verona'ya döndüğümde tabutunun olduğu boş mahzene inmek yerine insan arasına karışıp biraz soruşturma yaptım. Bilirsin bu Veronalılar ağızlarının gevşekliğiyle ünlüdüler. Köşede deri kundura çanta falan satan Flavia vardı, hatırlar mısın? Ya hani şu dükkanın önünden geçerken sana deri bir eldiven hediye etmişti. Ha, evet. İşte o mendebur Veronalı. Tam böyle hızla mahzene doğru iniyordum. Birden önüme geçti. Hey Romeo dedi. Juliet'i tabutunda son kez görmek içinse bu acele biraz ağırdan almanı tavsiye ederim. Birden durakladım. Bu hınzır Veronalı'nın bildiği şeyler olmalıydı. Onun duyumlarına göre
Ki bu hemen dükkanın karşısındaki peynir dükkanını işleten Giuseppina söylemiş. O Giuseppina da var ya, ne söylese mutlak sağlam bir belgesi vardır. Giuseppina Flavia'ya şöyle demiş. Flavia, Rahip Pierre Lawrence'ın söylediğine göre Juliet hem Tybalt'ı hem de Romeo Budalası'nı idare ediyormuş. Ama Tybalt ölünce elde kalan tek kuşa Romeo'ya çevirmiş İbrahim. Romeo da Juliet'in Tybalt'ı sevdiğinden kuş kullanıyormuş. Juliet kurnaz bir kız. Romeo'nun gönlünü kazanmak için sözde intihar girişimiyle yeniden güvenilip kazanma planları yapmış. Romeo gelecek. Yeteri miktarda zehir içmemiş olan Juliet'i komada bulacak. Sonra yaşadığını görmenin sevinciyle Tybalt'ı unutup Juliet'i koluna takıp gidecekmiş. Bütün bunları Işık hızında bana anlattı. Yani o bahsine geldiğimde olayların metinlerde yazılı olduğundan farklı olduğunu biliyordum. Sonra bir kısmı içilmiş zehri alıp içer gibi yaptım. Sonrasını biliyorsun. Sonrası falan yok. Az içtim sandığın zehrin neredeyse büyük bir kısmını mideye indirip hikayemizin o bölümünü aynen kayıtlarda olduğu gibi tamamladın Sersem Romeo. Ayrıca benden kuş kullanmış olmana da inanamıyorum. Tybalt benim kuzenimdi bir kere. Bir kere kuzeninse hiç dert değil. Yahu bu dünyanın yarısı kuzenleriyle evli insanların çocuklarıyla dolu Juliet. Saçmalıyorsun Romeo. Açık veriyorsun Juliet. İş madem gerçekleri söylemeye geldi o halde ben de bir katkıda bulunayım ister misin? Tutma, tutma. Buyur. Kuzenim Tybalt'ı öne süren sadık aşık Romeo, kumaş tüccarı Dul Julia'nın kızı Stella'yı duyunca ne diyecek çok merak ediyorum. Kim? Anlamsız kısa yanıtlar, soruyu soruyla karşılamalar tutarsız insan ruhunun en tipik işaretleridir. Ya kaç yüz yaşında adamım öyle Stella der demez nereden aklıma geldi? Sevsinler. Stella deyince gözlerinin içi parlıyor ama. Sağlıklı bir adamım. Gözlerim içi her zaman parlaktır. Çabuk fikir değiştiriyorsun. Az önce şurada sızlanan kaç yüz yaşında adama ne oldu? Sözümden dönecek değilim. Bilmem kaç yüz yaşında gözlerinin içi parlayan sağlıklı bir adamım. O halde Stella'yı da bir çırpıda hatırlayabilir bu sağlıklı adam. Söylediğin kadını hatırlamıyor. Kadın değil kız. Üstelik o vakitler 18'inde bile değildi. Ayrıntıları hatırladığına göre benden çok daha iyi takip etmişsin. Bu bir itiraf sayılır. Benden çok daha iyi takip etmişsin demek. Ben zaten takip ediyordum ama sen de hiç fena değilsin demektir. İtirafın saklanmaya çalışılan hali fakat yemezler. Beni o bir bacağı diğerinden bir parmak kısa kız kurusundan kıskandığına inanamıyorum. Aşk böceği Romeo'muz konuştukça batıyor. Zahmet olmazsa o bir parmaklık bilgiyi nasıl edindiğini öğrenebilir miyim? Ya sana da örnek vermeye gelmiyor Julie. Adımı kısaltıp dikkatimi dağıtamazsın bana. Bir daha Julie dersen ben de sana Rom derim. Sevgiyle söylendikten sonra istersen Rom de. Kabul ederim. Aklınca konudan uzaklaşmaya çalışıyorsun. Ama hala ben o bir parmaklayım. Evet. Hayatım erkekleri bilmez misin işte? Yani. Erkekleri bilmem ama seni iyi tanıyorum. Başla hadi ötmeye. Stella. Evet. Aslında. Şu lafı takside bölme kurnazlığından vazgeç canını yaptırma. Bak işin doğrusu Stella Mercuto'nun flörtüydü. Konuyu oradan biliyorum. Ne? Evet tanrılar adına yemin ederim ki doğru. Stella ve Mercuto korulukla buluştuklarında Stella Mercuto'ya bir bacağının diğerinden bir parmak kısa olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmiş. Siz erkekler, erkek arkadaşlarınızla, sevgililerinizle ilgili her şeyi paylaşır mısınız böyle? Ya burada söz konusu diğerinden bir parmak kısa bir bacak. Juliet öyle mahrem bir şey değil ki. Ya demek öyle. Yani ne zannediyorsun? Söyler misin Romeo? Senin için mahrem nereden başlıyor? Mahrem olan yerden başlar. İşte ben de onu soruyorum. Mahremin başlama yeri neresi? Hayatım şimdi uzuv ve bölgesini mi sıralayayım? Yani yetişkin insanlar olarak ikimiz de nerede başlıyor, nerede bitiyor pekala biliyoruz. Yanlış. Sen sana göre biliyorsun. Ben bana göre. Dökül hadi. Bana göre şeyin şey olduğu o yerden başlayıp şeyin daha çok şey olduğu yere kadar uzanan bölge
mahrem bölgedir. Ve şeyin şey olduğu o ilk yerden başlar. Ha, yavaş yavaş gelişiyorsun. Evet. Şeyin şey olduğu o ilk yer neresi sende? Juliet'cim, kişiselleştirmesek. Sen kişiselleştir. Ben onu kamuya mal ederim tatlım. Yani var ya, bir parmaktan nerelere geldiğimize inanamıyorum. Benim bir yere falan geldiğim yok. Bir parmak, bir bacaktan başlayan konu malumun ilanına kadar gidiyor. Ya siz kadınlar var ya çok çok şeysiniz. Ne? Çok duyarlı. Ben olsam aman bir parmaktan ne olur deyip böyle geçip giderdim üstünden. Gerçekten mi? Bir parmağı bu kadar dert etmeyen Romeo söz konusu kuzenim Tybalt olunca parmak kadar bile etmeyen bir konu için kesin kararını verebiliyor. Ne yaman çelişki. Bir dakika. Dur biraz. Dur. Öyle söylenti diye olayı geçiştiremezsin. Bir kere çok sağlam belgelerim var. Bir kere varsa o kadar güvenle. Bir keresi olana birçok keresi olanla yanıt verirler canım. Rahip Fair Lawrence. Belki de sadece sana çalışmıyordu ha? Adamcağızın günahını alma boş yere. Ya var ya yüzyıllardır benimle birlikte yaşıyorsun ama bu saflığını gidermiyor. Saf sensin. Kime güveneceğini bilmiyorsun. İnsanlara karşı ön yargılısın. Olayları okuyamıyor, ters yüz ediyorsun. Rahip Lawrence melek gibi bir adamdı. Halimize içlenip dakikalarca ağladığına şahit oldum bir keresinde. Bak, gene bu kere yarışmasına girmeyeceğim ama benim de içtiği şarapların ve şifa oluyor diye tüttürdüğü otların etkisiyle saatlerce güldüğüne, uyuduğuna ve renkli hülyalar gördüğüne şahit olmuşluğum vardır Rahip'in. Yani senin Rahip'in iyiliği, hoşluğu o gün ne içip ne tüttürdüğüyle yakından ilgiliydi diyor. Her şeyi diyorsun ama sorularıma yanıt vermiyorsun. Siz erkekler her şeyinizi ulu orta, apaçık paylaşır mısınız demiştim. Başa dönmeyelim hanımefendi. Ben biz erkekler diye bir grubun üyesi değilim. Kendi başına karakteri, özgün iradesi ve sorumluluk içinde verdiği kararları olan birisiyim. O yüzden tarih benden erkekler grubundan herhangi bir erkek diye değil, Romeo diye söz ediyor. Büyük aşık, kahraman, asil, şair Romeo. Sevsinler. Tarihin senden söz ettiği hasletlerin onlarcası ve daha fazlası benim için sarf edilmiştir ama senin gibi kaba böbürlenme alışkanlığın yok. Var ya, bu tür tartışmalar iyi oluyor biliyor musun? Böylece gerçek yüzünü görüyorum. Gerçekten mi? Neymiş gerçek yüzü? Bu işte. Kendine hayranlığından gerçeklere gözü kör olmuş bir kadın yüzü. Ona laf söyleyene de bakın hele. Kitaplarda yazan safsataya aldanmış bir orta çağ kalıyor. Ya daha az önce yeni çağ demiştim değil mi? Ne fark eder? Ha orta çağ, ha yeni çağ. Ayrıca çağlar da geçse eski kapalı, eski görünüşlü, eski giysilisin. Sen de özentisin. Etrafındakiler şu şirin kıyafetler içindeki kadının yüzyıllar önce ne tür çulları kıyafet olarak giydiğini görselerdi. Ne derlerdi acaba? Bravo derlerdi elbette. Tıpkı sana üzerindekilere bakıp çağ dışı diyecekleri gibi. Sahi mi? Sen başlattın onu. Bir parmaktan başlayıp buraya geldiğimizi hatırlatırım. Ben de sana Tybalt'ı hatırlatırım. Her şey bir yana o benim kuzenimdi ve feci şekilde ağzı kokuyordu. Ağzını koklayacak kadar yaklaştın. Elbette. Çok fazla horladığı için Rosaline'la birlikte çoraplarını ağzına tıkarken fark etmiştik o berbat kokuyu. Ama senin şu erkekler arasında konu ettiğiniz mahrem Stella hikayelerini ayrıntılarıyla duymadık henüz. Bir dakika. O kadar önemli bir şey değil aslında. Ya. Bak. Stella ve Mercuto korulukta buluştuklarında Stella Mercuto'nun kulağına eğilmiş ve şöyle fısıldamış. Biliyor musun Mercuto? Benim bir bacağım diğerinden bir parmak kısa. Bunun üzerine Stella'yı kırmaktan korktuğu için Mercuto öyle mi inan hiç fark etmedim. Hangisi acaba demiş. Bunun üzerine ayağa kalkan Stella bacaklarını ortada bırakacak şekilde etekleri yavaşça toplayıp sağdakinin pürüzsüz yerine parmağını koyup işte bu demiş. Diğerinden bir parmak kısa, talihsiz, bedbaht bacağım. Bundan sonrası ise Mercuto'nun anlattığına göre aynen şöyle olmuş. Stella bacakları çıplak,
Ayakta dururken birdenbire koruluğu muhkem hale getiren ağaçların arasından ışıltılarıyla karanlığı iteleyen bir ay doğuvermiş. Ayın ışığını toplayan Sella'nın beyaz bedeni, karanlığın ortasında kudretli bir sanatçının elinden çıkan kusursuz bir heykel gibi parlıyormuş. Kusursuz bir heykel. Ayın yeryüzündeki evi adeta. Biliyor musun? Merkit o anları anlatırken ağlıyordu. Hadi itiraf et. Böyle bir şey hiç olmadı değil mi? Elbette olmadı hayatım. Yani Merkito Stella ile ilgili tek bir satır anlatmadı. Ama kızcağızın hani başka kusurları da vardı belki. Ama ayağının kısalığına gelince onu zaten kentte bilmeyen yoktu. Bir parmak kısalık öyle önemsiz gibi görünebilir. Ama söz konusu bacaklar olunca aksaması gözleri görmeyen birileri için bile yeterince sarıktır. Peki Merkito'nun Stella için söylediği o güzel sözler? Merkito bırak güzel söz söylemi. Doğru düzgün konuşamazdı bile ya. O sözler var ya, onlar benim sana duyduğum hayranlığın ifadesi. Bu dünyada ayın evi olabilecek ışıltıda ve kudretli bir sanatçının elinden çıkacak güzellikte tek bir anıt tanıyorum. O da sensin sevgilim. Şimdi gerçek Romeo gibi konuştun işte. Sahi mi? Bana tıpkı eskiden olduğu gibi sevgilim dedin. Hay Allah. Ben de o güzel sözleri kastediyorsun sandım ya. Hayır. İçten seslenişin tüm övgülerin üzerinde beni seviyor olman, bahsettiğin kadar güzel olmandan çok daha önemli. Çünkü güzellikler geçer, sevgi kalır sevgilim. Evet. Ya baksana, ben de bu kadar, yani aradan geçen yüzyıllara rağmen gene de böyle fit sayılırım değil mi? Aa evet. Alnının açılmasını, azı dişlerini kaybetmeni, hafif kamburlaşmanı, göbek bağlayıp ilk akşamdan uyuyakalmanı geçecek olursak fitsin sevgilim. Ama hayatım, sonuna sevgilim getirerek hak etmediğim deformasyonlara itiraz etmemi engelliyorsun sanki. Evet ama bunu bilerek yapıyorum. Çünkü seni ilk tanıdığımda da bundan çok farklı değildin. Neler söylüyorsun ya? Gerçeği. Bak, tarihçi ve edebiyatçıları bilirsin. Kahramanlarını olduğundan farklı göstermeyi severler. Eğer 1500'lü yılların ortasında Arthur Brooke bizi şiirine konu ederken böylesine etkileyici yazmasa, sonrasında Shakespeare'in aklına bile gelmezdi Romeo ve Juliet yazmak. Haliyle o da bizi insanların aklında kalacak şekilde büyüterek yazdı. Dur biraz. Yani ben böyle oldum olası, kelin, kamburun, dişlek fadulun biri miydim diyorsun? İnsanı güzel yapan şeylerin bunlardan ibaret olmadığını söylüyorum. Hayatım bak, aradan yüzyıllar geçince hafıza bulanabilir. Ha? Bir daha düşün istersen ha, ne olur. Haklısın aslında. Farklı şeyler vardı sanki. Aynen. Evet. Ne diyor o sözleri söylemekle acele ettim. Bilemiyorum. Aslında söylediğim kadar da şey değildi. Ne değildim? Şöyle gel. Buraya mı? Evet. Geldim. Şöyle dön. Evet. Nerede kaldı bunlar? Yemekler buz gibi oldu. Hayatım, beni unuttun galiba. Yok, unutmadım. Haklıymışsın aslında. Bir iki kez gördüğümüz insanları yemeğe davet etmemeliydik. Ya bak, beni haklı bulman gururum olmuşsun eyvallah ama beklentim tam olarak bu değildi. Az da yetinmeyi bilmiyorsun. Ya hayatım, az önce burada benimle ilgili eksik hatırladığın şeyler olduğundan söz etmiyor muydun? Yani? Ya işte benimle ilgili eksik hatırladığın şeyler olduğunu söyledin. Gel dedin, dön dedin, dur dedin. Geldim döndüm durdum ama sen beni bıraktın. Artık gelmeyeceği iyice ortaya çıkan misafirlere saydırmaya başladın. Ne istiyorsun yani Romeo? Of, güzel olan yanlarım bana söylemeni elbette. Çekinmeden ulu ortak.
O halde söyleyeyim. Oh, seni bunu belki sen bile fark etmemiştin ama dikkatli bakan bir gözden asla kaçmaz prensim. Bak. Tüylerim diken diken oldu bak. Çok merak ettim. Ben de. Acaba nasıl oldu da Romeo'nun bir bacağının diğerinden bir parmak kısa olduğunu nasıl oldu da fark etmedim diye çok merak ettim. Çok düşündün mü bu berbat şakayı yapmak için? Çok değil. Stella'yla ilgili o yalanı uydurduğundan beri diyebiliriz. Tamam. Skoru eşitlediğimize göre artık yani ne olur artık yemeğimizi yiyebilir miyiz yani? Yine baş başa bir akşam yemeğimiz olacak. Juliet, kapı geldiler galiba. Kapı değil, telefon. Bakar mısın? Masanın üzerindeydi ha. Ben de çorbaları koyuyorum. Merhaba Jüdeciğim. Öncelikle özür dilerimi iletmek istiyoruz. Ama başımıza neler geldiğini biliyorsanız, tam sizi seveceğinizi düşündüğümüz bir iki almış olarak öğrenmiştik ki, ne oldu bilemezsiniz. Ama bir trafik bu kadar mı sıkışır? Araçlarında mahsur kalanlara belediye ve yardım ekipleri yiyecek içecek dağıtmak için harekete geçtim. Sonra araçların hareket edemez hale gelmesine fırsat bilen bir kapkaççı, hemen önümüzde duran okyanus mağmurunu denizli, sağları yanmayan aracın kapısına en çabuk kuvvetle ışık, kocasıyla az önce münakaşa ettiği için arka koltuğa geçen kadının ön koltukta bıraktığı çantasını kapıp koşmaya başladı mı? İşte ne oldu işte ondan sonra oldu. Malı kapan kayıplara karıştı fakat kapkaççının soruşturması öyle kolay başlayamadı. Görgü sınıflarının anlattığına göre sonrası aynen şimdi anlatacağım gibi oldu. Köşeli yüzü polis, gözü gökyüzünde olduğu için gökyüzü. Tabi bu yanıt kesici dişi orta yerinden kırık olan polis memurunun kafasını karıştırdı. Deniz değil miydi dedim. Köşeli yüzü polis, deniz lafını duyar duymaz gökyüzü iddiasından vazgeçip çivit dedi. Kırık dişli çivit ne diye anlamadığını beyan edecek şekilde yanıt vardı. Bunun üzerine köşeli yüzlü çivit bir mavi çeşitli dedi. Denizden gelen tatlı bir resimde trafik karmaşası içinde kapıları karışmış polislerden köşeli yüzlü olanın boynuna ulaştı. Köşeli yüzlü, deniz mavisi, telefonda kapkaçı ihbar eden kadının onları bulmamız için araçları sipariş ederken söylettiği renkliydi. Ve sonunda okyanus mavisi aracın yanına geldiklerinde polislerin oraya tanık olarak ilk gören dedikleri insanlar kim olurlar dersin? Tabii ki biz. Melda ve Kamil. Lütfen kusurumuza bakmayın. Biz karakolda gördüğü tanığı ifademize verirken bir iki lokma atıştırdık. Bir başka gün inşallah birlikte yemek yeriz. Sanatsever dostların olduğunu bilmek, görmek hep daha çok aşkla ve şekle bir şey yapmaya gidiyor. Bize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Kızım. Evet, sizin gönlünüz olarak. Şu an ben mutlu oldum. Gelin. Volkan,
Ziyadımız da Volkan arkadaşımız da bir alkış. Evet. Bu arada hiç bizi yalnız bırakmayan ve bize sporlarımızı veya takım yardımlarımızı yapan seçilen moda ziyadımız. Teşekkür ederim.